Merhabalar. Berk Bey selamlar, nasılsınız? Selamlar, teşekkür ediyorum. İyiyim. Sizler nasılsınız? Sesim geliyor inşallah. Evet, sesiniz geliyor. Benim sesim geliyor mu? Evet, çok net. Süper. Bekleyelim şimdi, daha bildirimler yeni yeni gidiyor Berk Bey. Tamamdır. Evet Berk Bey, nasıl gidiyor, biraz ondan konuşalım. Kanada nasıl? Tabii Kanada şu an hali hazırda havalar gerçekten soğuk. Bana da gelen sorular genelde Kanada'daki mevcut ürünlerin ya da trend olan ürünlerin ne olduğu yönünde oluyor. Vallahi başlamadan hemen şu ipucunu vereyim. Kanada'da hava şu an oldukça soğuk. Özellikle Ontario eyaletinde. O yüzden snow removal, yani kar küreme aracı, kar küreme alet edevatı gibi ürünler şu an revanşta. Arkadaşlara da buradan başlamadan küçük bir öneride bulunmuş olayım. Süper. Zaten o Onun soru dışında gelecek büyük ihtimalle Kanada'yla evet ilgili. evet. Onun dışında güzel, yani Kanada tabii sevdiğimiz pazar. Dropshippingçilerin de bence göz bebeği olan trafik yönünden ve alışveriş trafiğinin çok olmasından dolayı. O bir şekilde. Süper. Kısaca bir kendinizi tanıtın isterseniz Berk Bey. Tabii, ben Berk Boyacıoğlu arkadaşlar. 2018'den beri Amazon'da belli başlı pazar yerlerinde Meksika, Avustralya, Japonya, Kanada tabii ki ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi popüler olan pazarlarda hem dropshipping hem de retail arbitraj olarak birçok iş modelini denedim, girdim, çıktım, kâr ettim, battım ama bir şekilde ayakta kalabildik. Kendi girişimimizi de bu şekilde kurabildik. 2018'den yılından beri bir deneyimim var. Kendim şu an hali hazırda Kanada'da yaşıyorum. Uzmanlık alanım biraz daha dijital pazarlama. Ama Amazon maceram bana e-ticarette olması gereken bütün değerleri öğretti. Yani biraz da aslında yere düşe düşe öğrendik ama ben şeye benzetiyorum her zaman Amazon'u. Sorarsınız muhtemelen ama dalgalı bir okyanusu benzetiyorum açıkçası. Yani bir okyanus kadar öğrenebileceğiniz şey sayısı çok fazla. Algoritması çok karışık. Derya deniz yani. Ama bir o kadar da dalgalı. Yani suspendlerle karşılaşabilme olasılığınız, hesap sağlığında bir sıkıntı yaşama olasılığınız da yine ona nazaran çok yüksek. Ancak bu bir ticaret, bu bir girişim. Ne kadar e de olsa e-ticaret sonuçta. Ticaretin her boyutunda Risk var. sakıncalı var, riskler söz konusu. Burada Evet. benim yani kendi deneyimime göre önerim her zaman bir eylem planı kafanızda olması ve hiçbir zaman aslında pesimist bir tavra düşmeden yolunuza aynı ilk günkü gibi kararlılıkla devam etme yönteminde olur. Yayın esnasında da zaten kendi tecrübelerimden de anlatarak tüyolar vermeye çalışacağım. Süper. Kanada'ya nasıl gittiniz? Öncelikle onu ben merak etmiştim. Kaç yaşında ve neden gitmiştiniz Kanada'ya? Ben evet, ben de Ege Üniversitesi mezunuyum sizin gibi. Süper. Ege Üniversitesi İngilizce İktisat mezunuyum. Üniversiteden mezun olduktan sonra aslında eğitim için ben Kanada'ya geldim. Şu an burada dijital pazarlama eğitimi alıyorum. Bu eğitim alırken de üniversite zamanından beri her zaman aslında biraz daha dijital pazarlama e-ticaretle iç içeydim. İlk adımlarını orada attım. İlk hatta eBay'de dropshipping yapmaya başladım. eBay, Facebook olabilecek bütün pazar yerlerinde. Daha sonra Kanada'ya geldikten sonra burada tedarikçiler var. İşte Canyon Tire gibi tedarikçiden ilk olarak retail arbitraj olarak başladım. Yani gittim 20 tane böyle suluk diye tabir edebileceğimiz bir Amazon'da da en az %15 %100 karla satabileceğimi Evet, onu düşündüğüm bir ürünü. soracağım. Tabii Sözünü kesiyorum. Ürünü tabii. bulurken ilk başta Amazon'dan mı araştırdınız yoksa lokal pazarlarda satılan ürünleri mi Lokal almıştınız pazar, alışveriş? lokal pazarlardan ilk olarak Amazon'a gitmedim aslında kaynak mağaza olarak. İlk olarak buradaki direkt lokal tedarikçilere gittim. Yani iki olarak düşünebilirsiniz. Buranın iki yazısı kendini Tire olarak Süper. geçiyor. FB yapan arkadaşlar da bilirler muhtemelen. İlk önce ürüne baktım. Grafiklerine baktım ve çok trend olan, çok sezonsal bir üründü. Ondan 20 tane falan aldım, 20-30 tane. Ondan sonra bunu sattım.
Ama şunu fark ettim. Ya dedim ben bunu bu şekilde arbitraj olarak satıyorum ama ben bunu Amazon ayağında yapayım. Yani direkt olarak bunu dropshipping'e dökeyim. Çünkü hiç gidip almakla uğraşmayayım. Direkt olarak da ya, Van Amezen'in deposu da vardı o zamanlar. Tabii yeni tanışıyordum Van Amezen'e. Direkt olarak Van Amezen'in deposundan Amazon.com'a göndertip oradan müşteriye gider. Böylece Amazon polisilerle de çelişmemiş oluruz. Sıkıntı Ve yaşamazsınız. aynen Aynen. aynı hiçbir sıkıntı yaşamadan bu şekilde gideriz. Ondan sonra baktım ki retail arbitrajı şöyle bir şey var. Sen product bot sensin aslında retail arbitraj. Yani sen sürekli Aynen. arama yapman gerekiyor karlılığını vesaire. Sonrasında dedim ki dropshipping burada daha mantıklı olacak gibi. Hani biraz daha ölçeklenebildiği açısından. Ardından piyasadaki belli başlı yazılımlara girdim, çıktım. Çok randuman alamadım açıkçası. Aynı zamanda YouTube'da da dijital içerikler hazırlıyorum. O noktada Emre Bey'le bir temasımız oldu. İyi ki de olmuş. Yaklaşık 8 aydır falan da o temastan sonra Vanamese'yi kullanıyorum. Ben bu noktalara gelmemizde, bu cirolara gelmemizde Vanamese'nin yani etkisi büyüktür. Yani buradan da selamlar olsun Emre Bey ve yani diğer, siz, değerli ekibe. Aynen, selamlar. O şekilde giden bir yolculuk. Yani ilk retail arbitrajdan başlayıp sonra Amazon Dropshipping'e evrildi. Şeyi merak ediyorum ben. Kanada'da lokal pazarlar demiştiniz ya. Bizim Amerika'da bildiğimiz en büyük marketler işte Walmart var, Target var. Bunlar da Kanada'da var mı? Onu merak etmiştim ben aslında. Tabii tabii Walmart da burada çok büyük bir pazar. Yani lokal değil, bayağı çok general bir pazar aslında yine Walmart'ta. Ama işte Walmart'ta ya da o tarz büyük marketlerde satış yaparken şöyle bir sıkıntı oluyor. Şimdi ben de Adem dedim ki ben dedim Canon Tire yani IKEA gibi düşünebilirsiniz. Canon Tire'da Home Depot'a gittim ve ürünü ben oradan aldım. Ben de ürünü oradan alırken fiziksel bir efor sarf ediyorsunuz. Hadi dedim bunu Evet. online arbitrajda yapayım dediğim zaman da şöyle bir şey var. Şimdi onlar o kendi algoritmasını o kadar güzel kurmuşlar ki sizin dropshipping yapmadığınızı online olarak algılıyorlar. Yani sen bir üründen haftada atıyorum 20 kere sipariş edip kullanıcıya direkt Kısıtlama olarak getiriyor. tabii ki kredi kartına kısıtlama getiriyor. Farklı farklı bir sürü kredi kartlarının 2'den sonra diyor ki sen bir dur bakalım. Hani aynı ürünü alıyorsun, aynı kredi kartıyla alıyorsun, farklı kullanıcılara gidiyor. Kendi sistemlerinden bunu alert ediyorlar. O yüzden baktım ki bu iş çok sürdürülebilir bir iş değil. Orada Amazon Dropshipping'e benim evrime noktam oldu. Orada dediğim gibi Aynen. birkaç farklı yazılımdan sonra işte bana mesela tanıştık. Baktım orada da güzel bir randuman var. Başladığım günden itibaren memnuniyetle devam ediyorum. O zaman siz ilk başta arbitraj yaptınız, ondan sonra dropshipping'e Tabii 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 geçtiniz. ilk başta arbitraj olarak benim gelişti. İlk başta arbitraj olarak yola çıktım. Daha Anladım. sonrasında dropshipping'e evrildi süreç. Süper. Dropshipping'e geçerken peki ne kadar bir sermaye ile geçtiniz ve dropshipping'e Kanada'da mı başladınız yoksa Türkiye'de mi başladınız? Onu soruyorum. Şöyle dropshipping'e ilk olarak daha Kanada'ya gelmeden yani İzmir'deyken eBay üzerinden yapmaya başlıyordum. Ama eBay üzerinden de çok süreç şey çok afaki işliyordu yani. Hani bir sistem yok tamamen kendi çabalarımla manuel olarak ürünü buluyordum. Daha sonra yine Amazon'a geçtim yine manuel olarak ürün buluyorum. Baktım hani bu iş böyle gitmeyecek. Çünkü karlılık oranlarını benim ayarlamam gerekiyor. Ürün Evet. arama kısmını benim yapmam gerekiyor. Orada da büyük bir zaman kaybı var. Ama benim olarak ilk başlangıcım bu şekilde oldu. Sonrasında bunu yazılım ayağına dökebildik. Tabii. Çünkü ilk başta manuel dropshipping'de günde atıyorum biz şu an 250-300 ürün tek bir tıkla ekleyebiliyorken önceden o ürünlerin hepsini tek tek bulup eklemek gerekiyordu. Ki dediğiniz gibi 1-2 gün içinde fiyatlar da değişiyor. Rekabet ortamı yoğun zaten. Bunları değiştirebilmek mümkün değil. Bu açıdan yazılım ihtiyacı duyuyor dropshipping Kesinlikle ve yapanlar. sadece senin yapman gereken efor orada şey olmuyor. Hani ben gideyim ürünü bulayım değil. Ondan sonra bir de onun takibasyonu da yapman gerekiyor. Yani ne kadar çok ürün yüklersen o kadar çok mesai harcaman gerekiyor. Benim rekabetçilerim ne yaptı? Onlar satıştılar mı? Ben buy box alabildim mi? Ürünü bulma noktasından sonra bir de şeyle uğraşıyorsun mesela. Rekabetçilerimin ürünü nerede? Ben buy box aldım. Onlar hangi fiyattan koymuş? Hadi onların fiyatına göre ürünün fiyatını bir de yükselteyim de aşağılttım gibi dertler oluyor. O yüzden bu noktada hani bir yazılımla çalışmak çok çok önemliydi. Anladım. Başlangıç sermayesi alabilir miyiz peki sizden? Başlangıç Kullanıcılar bunu sermayesi, soruyor. evet, ben 1000 dolarla başladım. 1000 Kanada doları yaklaşık 880 Amerikan dolarına tekabül ediyor. Yani böyle çok minimum bir bütçeyle başladım aslında. Daha sonrasında zaten benim de söylediğim bir şey şu. Dediğim gibi bu bir süreç. Amazon'da hani hız gerçekten sizin büyük riskler getirir. Yani bugün başlayayım, yarın para kazanmaya başlayayım gibi bir süreç değil de yani bu benim kendi girişimim olacak. Ben bu girişimde zaman içerisinde kendi şirketimi kuracak kadar bir sermaye ulaşabilmeyi hedefliyorum diyorsanız eğer zaman vermeniz gerekiyor.
Bu yüzden ben de çok minimum sermayeyle başladım. Ondan sonra o sermayeyi kendi için döndüre döndüre belli bir cirodan sonra zaten artık daha büyük büyük ürünlerini satıp daha büyük karlara göz dikiyorsunuz. Yani Evet. oradaki o kar marjı artıyor. Peki ilk başta ürün arama kriterleri ve taktikleriyle şu anki kriterler arasında ne gibi değişiklikler oldu? Bu süreçte neler öğrendiniz ürün arama ile ilgili? Bunlardan bahsederseniz çok sevinirim. Şöyle ilk başlarda çok genel ürünler aratıyordum. Yani genel ürün dediğim mesela sheet ya da ne bileyim cotton sheet ve falan ya da pilot case böyle çok home'a ait çok genel ürünler. Şimdi genel Evet. ürünlerde de ilk başlarda yani 2018-2019 yıllarında bu kadar fazla rekabet oranı Kanada içinde olsa yüksek olmadığı için siz ne kadar genel ürün koyarsanız koyun o ürünler bir şekilde satılıyordu. Çünkü rekabet yok. FBA mağazasından giden ürünler bile bu kadar fazla değildi. O yüzden bir şekilde satılıyordu ama şu an günümüzde dropshipping yapanların en büyük sıkıntısı karların düşmesi ve ürün bulamamak oluyor. Bundan dolayı da aslında biraz daha ürün arama kısmında uzmanlaşmak. Yani burada biraz daha Aynen. spesifikleştirmek ve pencereyi daraltmak gerekiyor. Bunu da şu an ben nasıl yapıyorum? Biraz daha keyword kelime analizi üzerinden gidiyorum. Yani Süper. bunu Google Trends'lerden yapabilirsiniz. Bunu Amazon Sellers'a zaten Emre Bey sizin YouTube kanalınızda çok güzel açıklamış. Hani Evet, bestseller, most seller. eğitimlerimiz de var. Ömer Bey'in verdiği Aynen. satış eğitimleri var. Aha. Dediğiniz gibi ülke bazlı analiz yapıp keyword analizleri yaptığımız, daha detaylı ürün alt dallara inerek araştırdığımız eğitimimiz var, hızlı satış eğitimimiz. Dediğiniz doğru bir yöntem. Ama işte bu süreçte siz bunu 4 yılda öğrenmişken artık bunu günümüzde işte 4 saatte, 4 ders saatinde öğrenebiliyoruz. Vallahi Bunun ne büyük şans. avantajları var. Yani ne büyük evet ne büyük şans. Ya keşke benim zamanımda da böyle bir eğitim olsaydı da hani Google Trends'leri, bu keywordleri, sezonluk ürünleri hani gelip bu onun ülkesinde yani sizin dropshipping yaptığınız ülkede yaşama gibi bir şansınız olmayabilir. Ama bu keywordleri nasıl arayacağınızı bilirseniz, nasıl spesifikleştireceğini, nasıl daraltacağınızı bilirseniz orada işte winning product dediğimiz bingoyu vurmuş oluyorsunuz. Orada da işte biraz Aynen. sezonluk ürünlere yoğunlaşmak çok mantıklı geliyor. Böyle eğitimler yoktu ben başlarken. Şu an var. Çok büyük bir şans. Süper. Peki ilk satış nasıl bir süreçte geldi? Ürünleri eklemeye başladınız, düzenlediniz. Şöyle geldi. Bu aslında ben biraz da orada Seller by Amazon'un katkısını Listelediği gördüm. ürün, onların Evet. Çünkü katkısını aldım. listediğim üründe yani online retail arbitraj yaparken benim listediğim bu bahçe hortumu gibi bir şey sattım dedim ya. Orada Amazon da aynı şeyi satıyordu ve ben ondan onu listelememe rağmen Amazon SBA'de üçüncü parti yazılımcılara öncelik verdiği için direkt olarak buy box'ı bana verdi. Direkt olarak bir sıfır oradan başladım zaten. İlk satış oradan geldi. Daha sonrasında Süper. bunu ölçekleştirme boyutunda işte yazılıma taşıdım. Yazılımdaki ürünlerin satılmaya başladı. Böyle böyle customer review ala ala, feedback ala ala ama hani masanın ayakları gibi iyice oturmuş oldu. Yani şunu diyebilir miyiz? Geçmişte sizin yapmış olduğunuz bir deneyim sayesinde dropshipping'de de bunun faydasını gördünüz diyebilir miyiz? Ürün araştırması, pazar analiziyle. Kesinlikle kesinlikle yani bunlar çok zincir gibi yani birbirine çok bağlı süreçler bence. Hani bir şey öğreniyorsunuz daha sonra öğrendiğiniz farklı bir şeyi Amazon'a da entegre etme şansınız var. Yani tek bir süreçten oluşan bir durum değil açıkçası. O yüzden ne kadar çok mesai harcarsanız ne kadar çok bilgisayar başında oturup anlamaya öğrenmeye çalışırsanız hani bu işe girecek olan arkadaşlara da buradan tavsiyem şu olabilir mesela. Yani para kazanacağım değil de ben bu işi öğreneceğim olarak giren arkadaşlar da ben de kendi danışanlarımda onu görüyorum. Gerçekten zaten işin maddiyat kısmı kendiliğinden geliyor. Ama ilk olarak Evet. bence etapta öğrenmek, öğrenmek, Evet. öğrenmek. Şimdi bize de çok soru geliyor. Direkt FBA ile başlamak isteyen danışanlarımız var. Benim tavsiyem onlara ilk başta dropshipping ile başlayıp güzel bir şekilde pazar analizini öğrenip ve satacağı ürünü FBA'de değerlendirmek olması gerekiyor. Benim tavsiyem de bu yönde. Dediğiniz gibi bir Ben deneyim aşaması orada lazım. şöyle bir parantez açmak istiyorum. Yani ürünü test edebileceğiniz en güzel iş modeli zaten dropshipping. Bir bak bakalım ürün satılıyor mu? Ürün hangi karla satılıyor? Ürünün satış hacmi nasıl? Zaten dropshipping sana bu imkanı veriyor. Baktın çok satan bir ürün buldun zaten o ürünün FBA'sını yapabilirsin. Ama hiç ürünü bilmeden etmeden onun analizini yapmadan tamam ben dropshipping yapacağım dediğiniz zaman işte orada büyük bir risk faktörü var. Ürünün stoklanması gibi, ürünün satılmaması gibi artı olarak da ürünün reklamına da yine maliyet ayırmanız gerekiyor. Evet. Berk Bey, yavaş yavaş sorular geliyor. Ben onları yansıtayım Süper. buraya. Beraber cevaplayalım hatta. Şu şekilde. Şu an soru yansıdı mı size de? Geldi mi ekranınıza? Ben şu an göremiyorum maalesef. Hı. Okursanız. Evet, bir soru gelmiş. Mağazamı tatile alsam kira öder miyim? Mağazamızı tatile aldığımızda kira ödüyoruz arkadaşlar.
Eğer kira ödemek istemiyorsak downgrade yapmamız Listelemini, evet. gerekiyor. Evet. Mağazamızı tatile alabileceğimiz durumlar. Hatta yeri gelmişken size de sorayım Berk Bey. Mağazanızı tatile aldığınız durumlar oldu mu? Hangi durumlarda mağazayı tatile alıyorsunuz? Evet, tatil aldım. Durumlar oldu. Özellikle Q4'ten örnek vereyim. Şimdi Q4'te artık Amazon'daki filtreleme lowest price farkını %5'e kadar çektim ki fiyatları iyice arttırayım. Hani ürün oradan azalsın diye. Çünkü çok fazla sipariş gelmişti. Artık siparişe yetişemiyorduk. Belli bir yerden sonra da zaten mağazayı tatile almak zorunda kaldık. Ki hani oradaki Amazon'daki içeride olan para da bize gelsin. Ondan şöyle yine o şekilde akışa devam edelim diye. Süper. Bu gibi koşullarda mağazayı tatile almak evet oluyor. Ama şunu unutulmaması gerekiyor. Yani mağazayı tatile aldığınız zaman aslında oradaki algoritmayı sıfırlıyorsunuz. Hani buy box Buybox'ımız algoritması gidiyor. vesaire Aynen. etkilenecektir. O da aklınızda bulunsun. Tam da Buybox'la ilgili soru gelmişti. Buybox sahibi olup 4000 ürün olmasına rağmen satış yapmamamız sebebi nedir? Arkadaşlar bunun sebebi Buybox'ları doğru bir şekilde gruplandıramamaktır. Elimizdeki Buybox'ları gruplandırıp kar oranlarını düzenlediğimiz takdirde satışlar gelecektir. Önemli olan uygunları gruplandırıp fiyatlarını bir tık daha aşağıya indirmektir. Varsa belki size de bununla ilgili Kesinlikle, kesinlikle. Yani siz Buybox'la ilgili. zaten bu konuda YouTube'daki eğitim videolarında Buybox gruplandırmasını, filtreleme ayarlarını çok güzel anlatıyorsunuz. Yani onu yapmadan çok genel bir karlılık ayarıyla gidilirse orada muhtemelen ya Buybox'ın çok üstünde ya da çok altında kalacaktır. Satış gelmeme noktası da o yüzden. Artı olarak bir de biraz da sezonsal ürünlere yönelim mantıklı olabilir bu noktada. Evet, suspendlerle ilgili bir sorumuz geldi. Suspendlerle Nedir? birçok hesap kapanıyor. Açtırmak için çok para istiyorlar. Bunun başka çözümü var mı? Öncelikle suspendler geliyor arkadaşlar. Bu hani bizim işimizin bir gereği aslında. Tabii ki de onlara gerekli cevapları verdiğimiz takdirde kısa bir süreçte açılıyor. İlk başlayanlarda suspend korkusu olması gayet normal. Çünkü ben de ilk başlarken suspendlerden çok korkuyordum. Ama bizim tavsiyelerimizi ve önerilerimizi dinleyip mağazanızın hesap sağlığını işte inaktife düşen ürünleri hızlı bir şekilde aksiyon alıp silerseniz bu gibi önlemleri aldıktan sonra Buybox'ların gelme sürecini uzatırız. Hatta Buybox'ları engelleyebiliriz. Berk Bey sizin var mı Buybox'la ilgili deneyiminiz? Amazon Account Health'i tamamıyla gündelik olarak günde 15 dakikanızı ki ayırıp mutlaka muhakkak kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü bence Buybox'ın en büyük base alındığı yer orası. Oradaki adı Bey'in dediği gibi oradaki algoritmalara dikkat edilmesi, eğer bir sıkıntılı bir ürün varsa onun hemen aksiyon alınıp fair price polisiye düşmüş olan ürünlerin mesela onların hemen silinmesi. Bunlar Buybox'ı etkileyen büyük yönler. Yani Buybox'ı etkileyen diğer faktörler de var, ne bileyim. Ama bunlar bizim elimizde olmayan şeyler ya da çok az stokta bir ürünün oraya eklenmesi mesela Buybox etkilediğini biliyoruz. Ama Buybox'ı bizim kontrolümüzde olan yeri şu. Order defect rate. Yani oradaki order defect rate'in en az olması. Müşterilerle olan komünikasyonun çok iyi olması. Müşterileri size bir şey yazdığı zaman onun en kısa zaman içinde cevap verip onun A to Z report'a ya da orada A to Z claim'e dönüşmemesi. Bunlar hep sizin aslında Amazon satış sağlığınız uzun dönemde etkileyecek olumlu ya da olumsuz faktörler. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Evet. İadelerle ilgili yaşamış olduğunuz bir anınız var mı? İadeler konusu da çok geliyor. İadelerle alakalı var. Şöyle, şimdi ben hali hazırda Kanada'da bulunduğum için bir iade geldi. İade etmek isteyen biri. Orada mesela ben şey yapmıştım. İadesini ettik. Gidip evinden mi aldınız? Valla evimden almadım ama evime gönderttim. Çünkü yani çok iade etmek istedi. Aslında ben şeyi önermiştim orada. Tamam, iade edebiliriz. Ürün sizde kalsın diyecektim. Hatta dedim ama müşteri onu bana haber etmeden zaten benim return adresimi onu vermiş. Ürün bana geldi. Ben de buradan o ürünü kullanmış oldum. Öyle bir anım var. Süper. Ama iade hani ama iadelerden korkulacak bir durum yok. Zaten orada bir sadece Amazon olduğu fee sizden gidiyor. O da çok cüzi bir miktar. Onun dışında ben iadeleri yani %15'lik bir rakam olarak görüyorum. İadelerde olmazsa olmaz, suspendler gibi. Evet. Öğreneceğiz Hesap iadeleri. sağlığına değinmişken cancel rate'imizi de arttırmamız gerekiyor. Arttırmamamız gerekiyor aslında. İadelerde veya gönderemeyeceğimiz ürünlerde İptal etmeden önce kişiden istekte bulunmalıyız. Eğer o ürün gitmiyorsa hani kargolamada bir sıkıntısı varsa cancel etmemeye özen gösterelim. Bunu da dipnot olarak geçmek istiyorum aslında buraya. Muhakkak. Eğer siz müşteriye yazdınız ancak müşteri o noktada size cevap veremiyorsa, sizin cancel etmeniz gerekiyorsa yine cancel etmeyin. Oradan önceki siparişlerden bir valid tracking kodu oraya yapıştırın ki
Ondan sonrasında ya dedin Valid Tracking kodu da geçerli olan bir Valid Tracking kod yapıştırın. Normal random olarak girmeyin. Çünkü Amazon orada yine account health'inize o yanlış olanı saptayıp oradaki account health ayarlarınızı, algoritmanızı düşürebiliyor. Valid Tracking kodunuzu düşürebiliyor. O da önemli bir detay bence. Evet. Onu da değinmiş olayım. Size bir soru gelmiş. Şirket kurarak mı başladınız? Şu anda en çok hangi pazarlarda satış yapıyorsunuz diye soru. Şirket anladım. Şirket kurarak başlamadım. Bence zaten kimsenin şirket kurmam gerekiyor gibi bir parolayla yola çıkmamalı. Çünkü o öyle olduğu zaman insanın gözünde bu işler biraz daha büyüyor. Belli bir Ciddi şey cüreye ulaştıktan sonra yani oluyor. Kanada regülasyonunda da öyle. Bence sanıyorum Türkiye'de de belli bir cüreye ulaşana kadar öyle olması lazım. 35 bin dolara kadar vergi yükümlülüğü Aynen. Ya yok. burada da Ama bizim aynen. tavsiyemiz muhasebeciyle bunları görüşmek. Kesinlikle kesin. Yani evet ben de hani buradaki muhasebecimden öğrendim benim de o mesele. 10 bin dolar ve üzeri bir satış yoksa mesela şirket kurmanıza Kanada yasaları size sorumlu kılmıyor. O yüzden ben de belli bir jüriye ulaşana kadar şirket vesaire kurmadım. Tamamen manuel bir şekilde Evet. ilerledim. Hangi Avrupa pazar yerlerinde satış yapmak isteyenler için şöyle bir öneride bulunabilirim. Şirketinizi İngiltere'de kurarsanız 1,5 yıl boyunca vergi indirime tabi tutuluyorsunuz. %55 Amazon komisyonu yerine %35 Amazon komisyonuna kadar düşürebiliyorsunuz. Bu da güzel bir taktik aslında şirket açmak isteyenler için. evet, Amazon Avrupa pazarı da aslında ya yani drop shippingçilerin çok daha homojen olduğu, daha az satışın olduğu ya daha doğrusu daha az drop shipping'in olduğu bir pazar. Ona göre de karlılık yüksek. Ancak orada da işte şirket kurmazsanız ilerleyemiyorsunuz. Hadi ben şirketinizi başlayayım da demeyin asla arkadaşlar. Amazon size orada ne kadar buy box da verse, ürünü satılsa da belli bir noktadan sonra business registration number isteyecektir. Ve onu yapmadığınız takdirde hem paranız içeride kalır, hem hesabınızı suspend etmiş olursunuz, hem de aktif olan pazarlarda oradaki hesap suspend olduğu için kangren gibi diğer pazar yerlerini de sıçrar. Yani dikkat. Evet. Bir sorumuz gelmiş. Merhaba. Choice ürün ararken önerdiğiniz Lowest oranı nedir? Bu arada Choice seçeneğimizden bahsedelim. Bizim yazılımımıza özgü olan bir eklenti aslında. Product Bot'ta ürün ararken Choice ürünleri aratabiliyoruz. İşte bizim yapay zekamız arka tarafta sales rankine göre, satış potansiyeline göre ürünleri belirliyor. Bu sayede nokta atışı ürünleri bulabiliyoruz. Benim Choice ürünlerdeki Lowest oranı önerim %15'tir. Daha fazla ürün bulmanıza yarar. Ürün buldukça bunu 10 veya 5'e düşürebilirsiniz. Berk Bey, siz Choice aratıyor musunuz veya Lowest Price'i hangi oranlarda aratıyorsunuz? Onları alabilir miyim? Benim de orada adı çok güzel bir soru. Şöyle bir yöntemim var açıkçası. Eğer genel bir ürünü aratıyorsam orada mesela Pilot Case'e örnek verdim ya daha demin. Pilot Case gerçekten genel bir ürün. Amazon.com'da arattığınız zaman göreceksiniz ve yani genelde 10 bin ile 20 bin arası ürün buluyor. Şimdi benim bunu bir kısıtlamaya tabi tutmam gerekiyor. Orada siz yıldız değerlerinden ya da fiyat değerlerinden onun filtrelenmesini yapsanız bile en fazla 2000-3000 oynuyor. Yine çok büyük bir arama kriteri. Evet. Orada hem ki siz kendi filtrelenmemize göre onu aratabilirsiniz. Hem de aynı linkten hem Amazon's Choice olarak aratabilirsiniz. Veyahut Aynen. Sealess'ın ki 1 ile 300 bin 400 bin arası aratabilirsiniz. Orada iki faktörü kullanabilirsiniz. Bizim Aynı de linki. önerdiğimiz yöntem bu aslında. Bir aramayı hem choice hem normal aratıp daha farklı seçenekler bulmak. Çok teşekkür ederiz bu cevap için de. Şimdi bu şekilde gelen bir soru alayım. Evet. Satış ve hesap yönetim desteğini aldığımızda sonunda nasıl bir duruma gelir diye bir soru gelmiş. Satış ve hesap yönetimini tek başına da alabilirsiniz. Hız satış eğitimiyle beraber de alabilirsiniz. 1,5 aylık bir sürecimiz oluyor. Bu süreçte bilgisayarınıza uzaktan Anydesk ile bağlanıyoruz. Operasyonlar işlemleri, ilk sipariş gönderimi, iadeler nasıl yapılır? Bunları birebir ve bilgisayar uzaktan bağlanarak görüyorsunuz aslında. Hız satış eğitiminde buna dahil edersek 4 gün boyunca bir kampa tabi tutuluyorsunuz ve bu kampta nokta atışı ürün bulmayı öğreniyorsunuz aslında. Ülke bazlı analiz yaparak Google Trends'leri nasıl kullanırım? Aslında dropshipping yapmak istemeyenlerin bile alması gereken bir eğitim. İlerleyen süreçte artık e-ticarete döndük aslında. Girdik bu e-ticaret dünyasına. Ürün analiz etme konusunda %100 sizin veriminizi arttıracak bir eğitim. Hesap yönetimde dediğim gibi ilk baştaki o zorlu aşamayı beraber açtığımız, işte ürünlerin gruplandırması olsun, envanter yönetimi olsun, günlük yapmamız gereken işlemleri birebir alabileceğimiz bir eğitim.
Berk Bey, size de sorayım. Böyle bir eğitim 4 yıl önce olsaydı alır mıydınız? Veya bu süreçte nasıl zorluklar çektiniz? Zamansal açıdan da bir problem yaşadığınızı varsayıyorum. Nasıl bir süreç olmuştu? Yani şöyle ilk başlarda çok fazla yararlanabileceğim içerik yoktu, kaynak yoktu. Biraz daha böyle deneme yanılma yöntemiyle gidiyordum. Hangi ürünler yüklenir, işte trademark ürünler de yüklersem bunun ne gibi bir riski var veya Amazon'da suspend yenildiği zaman bunu nasıl bir çözüm... Yani şöyle Amazon'da ilk suspendimi hatırlıyorum. Amazon'da şey yazmıştım işte hani bunu bir daha yapmayacağım lütfen hesabımı açın gibi çok böyle yani profesyonellikten uzak bir mektup Evet. yazmıştım mesela. İşte bunları biraz biz deney yanılmayla öğrendik ya da ürün arama falan çok sakıncalı dönemlerde gerçekten. Yani şu an Vanamez'e hızlı satış eğitim yani bir potansiyel müşterinin yine potansiyel sorunlarında karşılaşabilecek bütün süreçleri beraber yönetme imkanı sunuyor. Ben eğer 4 yıl sonra önce olsaydı bunu muhakkak değerlendirirdim bu arada. Şu an çok güzel bir imkan. Ya birebir bir eğitim aslında bize güven de veriyor. Ben de ilk başlarken tabii ki de Vanamed'de eğitim alarak başlamıştım. Yani istediğim saatte soru sorabileceğim bir danışanın olması yanımda bana çok büyük bir güven veriyordu. Ben onun dediklerini bazen yapamıyor olsam bile onun arkamda olması bana çok büyük bir güven ve özgüven veriyordu aslında yapabileceğim adımlar açısından da. O yüzden hesap yönetimi öneriyoruz o konuda. Yeni başlar için Kanada'da günlük kaç ürün yüklememiz önerirsiniz? İlk haftamız Kuzey Amerika hesabımız var. Şimdi yeni başlayanlar için bizim günlük önerimiz 50 ürün. Ürün trafiğiniz arttıkça, mağaza trafiğiniz arttıkça bunu 100'e çıkarabilirsiniz. Berk Bey, sizin nasıldı ilk başlarken ürün ekleme sayınız? Kesin, işte ben ilk başladığımda biraz daha dediğim gibi yani amatörlük olduğu için o zamanlar o yıllarda hani biraz daha ben deneme yanılmaydı yani bir keresinde şey yapmıştım 2000 tane falan ürün yüklemiştim mesela daha önceden bulduğum bir Excel dosyası vardı direkt olarak onu Amazon'da Ad Inventor olarak onu yüklemiştim ondan sonrasında orada da fiyatlar tam olarak benim istediğim gibi entegre olmadı vesaire büyük sıkıntılar yaşamıştım açıkçası daha sonrasında tabii yani şu an benim de önerim çok böyle aritmetik bir şekilde 50, 100, 150 olarak gidilmesi yönünde olur. 50, 100, 150 gibi böyle sırlı bir şekilde giderseniz orada Amazon algoritması da sizi yakalamayacaktır ya da herhangi riskli bir hareket olarak değerlendirmeyecektir. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Bir soru gelmiş, bunu cevaplamıştık ama üstünden bir daha değinmek istiyorum. Ne kadar bütçeyle başladı, her şey dahil diye. Berk Bey bundan yaklaşık 3-4 yıl önce 1000 dolarla başladı. Ama şu anki bizim tavsiyelerimiz her şey dahil 5000 TL gibi bütçeyle dropshipping'e başlayabiliyorsunuz. Hatta bunun için öğrenciler için bir çalışmamız da gelecek yakında. Berk Bey'e de bahsetmiştim. Öğrenciler için bayağı verimli olacak. Sizin ne gibi tavsiyeniz olur öğrenciler için? Özellikle Türkiye'de yaşayıp bu işi yapmak isteyen 18-21 yaş arasındaki öğrenciler için. Valla benim tavsiyem şu olur. Yani kazanılan para birimi döviz olduğu için şu anda da döviz kurları malum. Aylık burada kazanacağınız 300-400 dolar bile belki sizin hayatınızda çok çok büyük değişiklikler yapmaz ama bu işe motive olup daha fazla öğrenme konusunda sizi büyük kamçılayacaktır. O yüzden ben yani özellikle genç arkadaşların, girişimcilerin hani e-ticarete başlamayı düşünenlerin özellikle dropshipping'den başlayıp bunu ölçeklemelerini öneriyorum. Çünkü azımsanacak bir rakam değil. Yani otur ne kadar fiziksel olarak bir aktivite yapmanızsanız da bilgisayar başında siz yorulmadan hani Warren Buffett'ın bir lafı var ya uyurken para kazanmanın bir yolunu Evet. bulmazsanız hayatınız sonuna kadar çalışmak zorunda kalırsınız diye. O yüzden genç arkadaşları bu noktada kendilerini geliştirip bir şekilde bunu entegre ederlerse kendilerini hayatlarının her döneminde rahat ederler. Amazon'dan başlayıp bunu dijital pazarlamaya evrilebilirler. O konuda genişletip bilmiyorum. Belki ileride Shopify'a falan geçiş yapmak isteyebilirler. Ama Türkiye standartlarında açıkçası yani aylık gelecek olan 300 dolar, 400 dolar gibi rakamlar bence şu an orta segmentli ve beyaz yakalı yöneticinin kazandığı bir miktar. Hiç azımsanacak bir rakam değil. O yüzden karşılanmalarına bu anlamda zorluk çıkarsa ki çıkacaktır. Hani ben bana soran arkadaşlarımda da danışanlarımda da zorluklar var mı? İşte hesabımız suspend olabilir mi? Ne gibi riskler var diye sorduklarında bir risk yok girebilirsiniz demiyorum. Kesinlikle riskler var. Daha demin dedim ya bu e-ticaret ve dalgalı bir deniz gerçekten. İşte bu dalgalı bir denizde debelenmek yerine nasıl sörf yaparız? Nasıl bunun üzerinden gelebiliriz gibi kafamızda bir eylem planı oluşturursak bir şekilde çok ciddi suspendler dışında bir şekilde bunlar Amazon'da açılıyor. Paramızı geri alabiliyoruz. Yolumuza devam edebiliyoruz. Mesela benim bir danışanın başına gelmişti. Şimdi aynı hesapla iki tane
sanal sunucuda iki tane hesap açmış. Ama kimlikler aynı. Ve bir tane mağazanın satış performansı gerçekten iyi. İçeride iyi bir para var. Ama Amazon bunu 4 ay sonra, 5 ay sonra işte bir şekilde algılıyor ve bir tane hesabı kapatıyor. Diğer kapanan hesap daha sonra bir sonrakine yayılıyor. Bütün mağazaları sıra İlişkilendirme sıra suspend oluyor ilişkilendirme yani. suspendi kapatıyor. O yüzden bu noktada ben arkadaşlara şunu söyleyeyim. Biz bir şekilde bütün suspendler, 3 asın suspendi, başlangıç suspendi, aşılacak suspendler ama aynı kimlik bilgileriyle hesap açmaktan kaçının. Bunu yaptığınız sürece yani oyunu kuralına göre oynadığınız sürece Amazon'dan gelir elde etmek 2022'de evet hala mümkün. Evet, bir soru gelmiş. OSD ne oluyor? Arkadaşlar, OSD bizim OneRail'e sürdürülebilir dropshipping sistemimiz demek. Bu sisteme bizden eğitim alanlar ve yazılım alanlar dahildir. OneRail'e sürdürülebilir dropshipping bizim temel mottomuz aslında. Bu başlık altında elimizden geldiğince çalışmaya devam ediyoruz. OSD'de bir açıklık getirelim istedim. Evet, bir soru gelmiş. Aslında bu size yönelik bir soru olacak. Dropshipping ile başlayıp online arbitraja devam etmek daha mı karlı olur diye bir soru gelmiş belki. Olabilir, yapılabilir. Yani çünkü dropshipping'de işte hani FBA modelinde olduğu gibi bir ürün artık satılacağını biliyorsunuz, eminsiniz. O ürünün tedarikçisinin ucuzu tedarikçisi isterseniz Kanada'da genel olarak tabii şeyde daha ucuzu iş yerleri olan Çin'de ya da Türkiye oluyor. Oradan bulup yine ürün yollanabilir. Eğer retail şeklinde yapıyorsanız burada delivery ücretler çok önemli. Teslimat ücretleri çok önemli. Eğer online bir şekilde de yapıyorsanız işte online yaptığınız yerin bunu yani ileriki süreç sizin başınızın ağrıtmayacağına emin olun. Hani daha demin bir örnek verdim ya benim online olarak yaptığım kendini tayir belli bir süre sonra farklı kredi kartlarından aynı sunucudan ürünleri gönderdiğim için ya sen aynı kredi kartından farklı adresli ürün gönderiyorsun deyip mesela beni bloke Tespit etmişti o ediyor. noktada. Tespit Evet. ediyor. Evet. O noktada önemli. Yani bu tarz önlemleri aldıktan sonra dropshipping'den FBA'ya yönelinebilir. Dropshipping'den yönelidir. Kesinlikle mümkün. Evet. Bir aydır Amazon'dayım. 3 defa alıcı hesabım kapandı. Bunun için bir çözüm yolu yok mu? Arkadaşlar alıcı hesapları şu an kapanıyor. Bunun için yapmanız gereken önlemler var aslında. Birkaç farklı sanal kart ile alışveriş yapmak. Ara depo ve global gönderimleri ayrı ayrı hesaplardan yapmak, açmış olduğunuz alıcı hesaplarını Seller Center mailinden farklı bir mail ile açmak ve girdiğiniz kredi kartı Blink adresiyle, ekstra adresiyle kendi kredi kartınız ekstra adresi birebir olması gerekiyor. Ve ilk başlarda Prime'a geçmemek gerekiyor. Bu önlemleri aldığınızda alıcı hesapları kapanmıyor. Belki sizin başınıza geldi mi, alıcı hesabınız kapandı mı? Ya benim başıma gelmedi ama danışan bir iki arkadaşımın başına gelmişti. A'dan Z'ye katılıyorum dediklerine ve şey de çok önemli. Yani alıcı hesaptaki mail ile satıcı hesaptaki mail aynı olmasın Evet. ki işte ikisini birbirini etkilemesin. Oyunu kuralına göre oynamaktan da derken de tamamıyla kastettiğim şeyler aslında bu küçük detaylar. Bu küçük Evet. detaylarda biraz daha ya benim gibi mesai harcayarak ya da işte bu eğitimlerle vesaire öğrenebileceğimiz teknik ama Evet. önemli detaylar. Evet. Mesela çok fazla adres biriktirmek de alıcı hesabında çok şey değil, yararlı değil. Orada birikiyor adresler, bir süre sonra Evet. siparişlerin adresleri. Onları da silmek gerekiyor aslında. O da bir tüyo olabilir. Şöyle bir soru gelmiş. Eğitim gününü sabırsızla bekliyorum. Çok zaman kaybettik. Tabii ki en kısa sürede başlıyoruz eğitimlere de. WhatsApp'tan. Evet. Dropshipping için hangi ülkede başlamamızı önerirsiniz diye bir soru Yorumcu. gelmiş. Ben yanıtlayayım mı? Tabii, siz yanılıyorsunuz. Şöyle yani bu biraz sermayeye göre de değişiklik gösterebilecek bir soru ama ben bunu öğreneyim. Ondan sonrasında ölçeklemeyi yapmak istiyorum diye bir algı varsa şayet benim önereceğim Birleşik Arap Emirlikleri veya Singapur pazarı olur. Çünkü minimum bütçeyle girilebilecek nadide pazarlar. İşte aylık kira ücreti yok ama oranın da dezavantajı işte siz de her zaman bahsediyorsunuz zaten rekabetin yüksek olması, Evet. işte trafiğin az olması vesaire. Ama Amazon'u tanımak için başlanabilecek Kesinlikle pazarlar Amazon aslında. tanımak için ideal. Tamamdır. Başka bir. Hep sermaye ile ilgili sorular gelmiş. Onları cevapladık.
Herhangi bir account health kısmında sıkıntı yaşamadım ya da negatif bir durum yok. Gayet güzel. Bunları aslında account health bölümüne düşmeden önce manage inventory'de inaktife düşen pricing issue'lar var. Berk Bey siz de bunu görmüşsünüzdür. Pricing issue'lar ilk başta envanter bölümüne düşüyor. 6-7 saat içinde onları silmezsek account health'e düşüyor. O yüzden benim en büyük tavsiyem envanter bölümünde, manage envanter bölümünde inaktif listingi günlük olarak temizlemek. Oradaki out of stock'lara da 10 gün bir süreç tanıyabiliriz. 10 gün yenilenme süreci. Account health bölümünde o şekilde Yani bunlar cevaplayabilirim. biraz daha şey gibi. Ben bunları zararsız tümör olarak nitelendiriyorum. Amazon zaten bak bu tehlikeli olabilir diye sana onun mailini gönderiyor. İşte orada aksiyon adamını çok hızlı bir şekilde alıp bütün o buy box feature olamayacak ürünlerin silinmesini en hızlı bir şekilde yapmak gerekiyor ki daha sonra o zararsız tümörler zararlı tümörlere dönüşmesin. Evet, bir soru gelmiş. Arama yaptığımız ürünleri vanameze kargolu olanları mı yüklemeliyiz? İlk satışlardan başka kargo ilk satış sorun yaşan. Global gönderim mi, vanameze ile gönderim mi sordunuz? Ben öyle anladım sorunuzu. İlk başlarda ikisini de deneyebilirsiniz. İlerleyen süreçlerde one ship bölümümüze de katılabilirsiniz. Sadece ara depo ile gönderdiğiniz. Berk Bey, siz genelde hangi kargo tipini seçiyorsunuz? Ben iki şekilde de gönderiyorum. Global'da da gönderiyorum. Vanameze deposu kullanarak Crypton'dan direkt Kanada'ya gönderimini ya da Meksika'ya, Avustralya'ya gönderimini de yapıyorum. Ama tamamıyla ya yeni başlayacak bir hesapta açıkçası şu çok önemli. Yani bu sorudan onun yanıtını vereyim. Önemli olacağını düşünüyorum çünkü. Eğer yeni bir hesapsa ve tamamıyla oyunu da kuralına göre oynayacaktık yani. Bundan dolayı Evet. ben bir depoyla çalışmanın, ki Vanamez'in hali hazırda bir deposu var. Oradan yapmanın önemli olduğunu inanıyorum. Çünkü Fatura şimdi gösterebilmek için değil mi? kesinlikle işte bu. Yani onu gösteremediği için kullanıcılar işte 3 asın suspendi çok büyük bir suspend gibi nitelendiriliyor. Ama halbuki hiçbir şey. Sadece doğru noktalarda doğru hamleleri Evet. yapmak gerekiyor. Yeni başlayan arkadaşlar da global değil de depoyla çalışırlarsa fatura gösterme noktasında sıkıntı yaşamazlar. Evet. Hatta one ship kullanılarsa çoğu siparişten kâra bile geçiyorlar kargo Mesela aldığında evet. sadece. Evet. Amazon US'in olduğu ürünleri silmeli miyiz yoksa sonrasında listeden çıkarıyor mu? Siz Amazon ürünlerini sattınız mı dropshipping'de belki bir? Amazon ürünlerini evet sat. Amazon'un listelemede olduğu ürünleri sattım. Yani SP ürünleri satmıştım. Evet. Hatta retail arbitraj yaparken direkt olarak benim sattığım bahçe hortumunu Amazon Kanada'da satıyordu. Ama bu noktada işte ben de bunu deneyimleyerek öğrendim tabii ama korkuyordum herhangi bir sıkıntı olur mu bana bir suspend atar mı Amazon diye. Aksine Amazon beni ön plana çıkardı. Bana buy box verdi. Hatta buy box algoritmalarım arttı o noktada. O yüzden Evet. Amazon listelerinde olduğu ürünleri satabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz bence. Tabii ki gelen uyarıları takip edebileceksek günlük olarak maillerimizi kontrol ediyorsak çünkü bazı durumlarda da ters tepebilir. Orada listeden bizi çıkarmaya çalışabilir. Onları takip etmemiz gerekiyor. Şöyle sorulara bakıyorum. Evet. Suspensiz satış yapılabiliyor mu? Sürdürülebilirlik durumu nedir? Drop iş modeline güvenerek hayatımızı şekillendirebilir miyiz? Şimdi suspensiz tabii ki de satış yapılıyor. Hatta hiç suspend almayıp 2-3 yıl boyunca satış yapan, o kadar titizlikle de devam ettiren kullanıcılarımız var. Ama suspendler bizim için kötü bir şey değil aslında. Suspendler mağazayı güçlendiren birer etken aslında. Suspend almış mağaza, daha çok oturmuş mağaza. Amazon'la ilişkileri başlamış mağaza oluyor. Tabii ki de suspensiz bir şekilde satış yapabilirsiniz. Sürdürülebilirlik açısından ise temel eğitimleri iyi alırsak dropshipping'e başlarken işte account health, appeal'lar nasıl yazılır, ilk gelen iademin etiketini nasıl çıkarırım, onları nasıl eklerim gibi bunları ilk başta önlemlerini alıp ilerlersek sürdürülebilir bir iş modeli olur. Berk Bey, sizin nasıl Vallahi suspend düşünceleriniz bu belli konuda? başlı noktalarda korkulan değil aslında bize faydası olan bir araç bile olabiliyor. 3 asın suspend'e özellikle. Çünkü 3 asın suspend açıldıktan sonraki dediğim gibi açılması gayet rahat. Söylediğim şekilleri yapıldığı müddetçe. Amazon işte o mağazayı güvenilir mağaza olarak bir şekilde mark edip Nitelendiriyor. o şekilde nitelendirip onu ön plana çıkartıyor. Buy box alma süreciniz artıyor. O yüzden suspend olsa da suspend olur muyum değil de suspend'den nasıl açarım? Suspend açmak nasıl olur gibi bir mantıkla yaklaşırsak daha sürdürülebilir olacaktır.
Ben de bu konuda işte zaten dijital içerikler de hazırlıyorum. Benim hesabımı bu noktada takip edebilirsiniz. Tabii ki de Yusuf Bey'den bir soru gelmiş. Eğitim alacağım fakat Amazon'da hesap açmak zaman alıyor mu? Yoksa eğitime başladığında mı açılıyor? Yusuf Bey, Amazon'da hesap açmak önceden bir gün, 2 güne alırken artık Amerika'dan bir posta geliyor sizin adresinize. Maksimum 7 gün, 8 gün içinde posta geliyor. Hesabın açılması totalde 10 günü buluyor. Eğitim süreci de hesap açıldıktan sonra başlıyor. Aslında Amazon'un bu sisteme geçmesi bizim için de avantajlı. Açılış suspentlerini engelleyen, önleyen bir model aslında bu. İlk başta görüntülü görüşmeyle açıyor hesapları. Karşınıza Türk bir Amazon çalışanı geliyor. Basit bir soru soruyor. Sadece kimliğinizi göstermenizi istiyor fiziken. Ondan sonra evinize posta yolluyor. Oradaki kodu girdikten sonra hesabımız açılıyor. Çok uzun bir süreci yok açıkçası. Hesap sağlığındaki olası bir ihlal direkt satışları etkiler mi? Hesap sağlığındaki olası bir ihlal direkt satışları etkilemez. Onlara appeal'lar yazdıktan sonra maksimum 180 gün içinde ihlaller kalkıyor. Yani açıkçası orada açıkta appeal bırakmamamız gerekiyor. Sizin var mı account dertle ilgili çok kötü durumda olup satış yapamadığınız durumlar? Ya şöyle oldu. Bu Account Health'taki o uyarılar, evet, kullanıcıları gerçekten etkileyebiliyor ya da korkutabiliyor. Yani neden böyle bir şey oldu? İşte Account Health'taki o sayılar arttı vesaire. İşte ne gibi etkilenecek mağazanın dinamikleri. Beni hatta Amazon Kanada'dan yetkililer aramıştı şey olarak. Hani böyle böyle appeal yapmanız gereken başvurular var diye. Ve ben şey sormuştum mesela onlara. Ben appeal'ı yazsam, ki bazı appeal'ları yazıyorum, hala benim oradaki numaralarım açık olarak gözüküyor. Yani hala gitmemiş oradaki, remove edilmemiş. Ben appeal yazıyorum ama hala account health'imdeki o numara düşmüyor. Ne yapmam gerekiyor? Ya da appeal yazmamın bir anlamı var mı? Customer service çalışanı bana şey demişti. Oradaki numara düşmese bile, ki o 180 günde düşüyor. Bizim algoritmamızdaki account health sıkıntınız düşüyor. Yani biz sizi orada listeli kullanıcı olarak algılamıyoruz demişti mesela. O yüzden sizin oradaki account health'inizdeki gelen sıkıntıda appeal yazarsanız o gitmeyebilir. Yani account health'inizdeki o uyarı hala devam edebilir ama en azından Amazon metriklerinde sıkıntılı kullanıcı listesinden kaldırılmış oluyorsunuz. 180 gün içinde de zaten o numara düşüyor. Orada appeal yazmak önemli. Appeal'ları unutmayalım. Evet, yani orada yazsa bile aslında arka planda bir problem olmuyor. Amazon sizi öne çıkarmaya devam ediyor. Sadece oradaki uyarı kalıyor. Evet. Evet, bir soru daha gelmiş. Merhaba, 2 gün önce %43 olan buybacks oranım %23 oranına düşmüş. Bu durumda bunun sebebi nedir? Şimdi buybacks'larla ilgili sizden bir yorum alalım belki. Bu Ya buybacks'ların evet değişkenliği. evet evet. Ada Bey, siz de bilirsiniz aslında. Bu Buybacks'ın şöyle bir noktası yok. Yani 2 artı 2 eşittir 4 gibi bir şey değil. Hani Buybacks gelim noktasından bahsediyorum. Benim bazı test mağazalarım da var. Yani bir tanesine Buybacks 2 günde gelirken bazısının 2 ay oldu, hala gelmiyor. İşte burada dinamikleri iyi kurmak gerekiyor. İşte shipping ayarlarınızın iyi olması gerekiyor. Account health'ınızın iyi olması gerekiyor. Mağaza stoklarınızın ya da daha önce Genel bir dediğim... ortalamaya bakıyor aslında, değil mi? Genel mağazamın Evet, ortalaması ne olur? kesinlikle. Genel bir ortalama bakıyor. Bu genel ortalamada, yani sizin teslimat tarihiniz ne kadar hızlı olursa olsun, müşterilerinize bu ürünü ulaştırırken ki o kaydınız, değerleriniz ne kadar temiz olursa olsun, bazı Feedbackler dahil. kullanıcılara Feedbackleri de feedbackler dahil, mağaza yorumları dahil, account health'taki mağaza sağlığı dahil, ne kadar iyi ve istenilen ideal seviyede olursa olsun bazı kullanıcılara Amazon Buybacks'ı geç verebiliyor. Burada bunu doğru. yaşıyoruz. Şimdi Buybacks düşme oranı ile alakalı da şunu söyleyebilirim. Siz evet, yazılım kullanıyorsunuz. Yazılım algoritması otomatik olarak bunları işliyor ama rekabetçileriniz de kullanıyor yazılım. Onların da Aynen. aynı şekilde algoritması sizinki gibi işliyor, karlılık ayarları. O yüzden güncel olarak takip edeceğiz. Çok fazla eğer ürünlerin karlılık oranları yüksek ya da alçaksa onları da düzenli aralıklarla Evet. silmekte fayda var. Ben burada şuna da açıklık getirmek istiyorum. Biz ilk başta mağazaları kurarken ortalama bir değerle karlılık oranlarını yazıyoruz. Mesela nedir? 15, 35, 45. Şimdi burada sizin taktik geliştirip, strateji geliştirip o oranları kendinize özgü biçimde değiştirmeniz gerekiyor. Bizim PriceBot eklentimiz de var. PriceBot daha ince, detaylı rekabetler için buradaki değeri de değiştirmeniz gerekiyor. Aslında biraz da kullanıcılarımız kendi mağazalarını analiz edip
daha stratejik yöntemler takip ederlerse buybacksları korumak mümkün. Hatta artışa bile geçirirler. Önemli olan bir noktadan sıyrılıp kendine özgü bir kar aralığı belirlemek. Siz bu noktada kar oranını söylemek zorunda değilsiniz. Nasıl bir değişiklik yaptınız? Neye göre kar oranlarınızı belirliyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Eğer buybacks olmayan bir mağazaysa öncelik olarak buybacks'ın en etkileyici faktörü dedim ya daha demin shipping ayarları, account health ama işte lowest price'ın da çok fazla olması. O yüzden eğer mağazamız buybacks değilse burada en uygun, en ucuz olan ürünleri bizim koruduğumuz emin olmamız gerekiyor. Tamam Amazon belki %50, %60, %10'a kadar pahalı bile olsa buybacks'ı verebiliyor ama o buybacks alan mağaza için. Buybacks almayan yeni mağazalar için en uygun fiyatı koyduklarına emin olmaları gerekiyor. İkinci de buybacks alan mağazalar için işte oradaki karlılık grup ayarları çok önemli. Yani benim yeni açtığım mağazalarda Kanada özelinde konuşayım. %10'la ilk önce yola çıkıyorum. Daha sonrasında satışlar gelmeye başladığı zaman ben bunu %10, %15, %20, %25'e kadar çıkarttığım ürünler olabiliyor mesela. Burada aritmatik bir şekilde gitmek çok önemli. Yani satışlarım ne, değerlerim ne, onları analiz edip onlara göre sistematik Evet. olarak buybacks karlılık ayarlarını yükseltmemiz gerekiyor. Evet. Direkt olarak tamam birisi %20 yapmış. Ben de %20 yapayım denilirse işte orada çok yani afaki gitmiş oluruz. O da bizim mağazamızı kötü etkiler. Çünkü bu O süreçte çok biraz sağlıklı bir kar oranı ayarlaması değil dediğinizi anlıyorum. Biz evet. periyot olarak arttırmak daha mantıklı. Sizin peki sezonsal olarak kar oranlarınızı düşürüp kar oranlarınızı arttırdığınız dönemler oluyor mu Berk Tabii Bey? tabii Merak oluyor ettim. oluyor. Q4'te mesela dedim ya daha demin çok fazla sipariş geliyordu. Artık hani Amazon'dan gelen mağaza kurulduktan sonra 2 haftada bir geliyor para ücret ama artık onun o da doldu. Çok fazla sipariş geliyor. Yani yetişemeyecek duruma geldik. Orada ben karlılığı maksimum seviyeye ayarladım. Yani %25'e kadar bir karlılık ayarlamıştım. Hatta ürünü ararken de artık daha %5'e yapıyordum lowest price farkını ki en yüksek fiyatta ben gireyim. Hani kar edeceğimiz ürünlerden kar edelim ama artık kar etmeyeceğimiz ya da düşük ürünleri hiç satmayayım. Bana Evet, göstermesin bile yani yüzde. az ve öz ürünleri satmak istiyordunuz. Aynen. Bu da bir yöntem. İşte burada da 2 tane yöntem var. Kullanıcıların burada kendi mağazalarının tarihine, rekoruna göre bu kanunları belirleyebilirler. Ya az ama öz yani çok Amazon Choice olan çok satılan ürünlere yöneleceksiniz. Ki ben bunu Buybox aldıktan sonrası için öneriyorum. Ya da çok fazla ürün işte o ürünlerin arasından bir şekilde satış gelecek şekilde yönelilebilir. İkincisini Buybox'tan önce, birincisini de Buybox'tan sonra yapmaları onların faydasına Evet. olacaktır. Çok satış alıyorum demiştiniz son dörtlükte. O durumlarda hiç nakit akışında zorlandığınız oldu mu? O problemleri nasıl çözdünüz nakit akışı durumunu? O problemleri mağazayı tatil alarak çözdüm. Çünkü başka imkanım yoktu. Çünkü sadece Kanada değil, yani Meksika'da, Avustralya'da, Japonya'da da yine o pazarlarda da çok fazla satış geldiği için artık onu durdurmam gerekiyordu. Bu noktada mağazayı tatil almak tek çare. Ama Evet. sakın downgrade etmeyin hesabınızı Evet. ki negatif etkilenmesin. Özellikle Meksika'yı downgrade etmiyoruz. Amazon'da bir şey var orada, Kuzey sistem tabii. gibi bir şey var. Meksika'yı downgrade ettiğimizde Kuzey Amerika'yı kapatıyor. O yüzden downgrade ederken direkt United States ve Kanada'yı downgrade edelim. Gazi Bey'den bir soru gelmiş. İki defa soru sorun cevap vermediniz demiş. Gazi Bey sorunuzu gördüm. Azerbaycan hesapları açarken bu arada belki duymamış olabilirsiniz. Varamez artık Azerbaycan Bakü'de de bir ofisimiz var. Orada da hizmet vermeye başladık. Süper, Hesap hayırlı ol, hayırlı açılışlarında olsun. bir evet hesap açılışlarında bir problem yaşamıyoruz Gazi Bey. Bu hafta hatta birçok kullanıcımızın hesabını açtık. Herhangi bir problem yok. İsterseniz bir özelden yazabilirsiniz de tekrardan. Son zamanlarda satışlarım düştü. Sizlerde nasıl? Şimdi Fatih Bey sanırım. Fatih Bey, şu anki olduğumuz dönem birazcık durgun, sakin bir dönem. Ama bu dönemde mağazamızın sağlığını ne kadar iyi korursak, envanter düzenimize ne kadar önem verirsek tamamen sabır edeceğimiz bir dönem. Satışlar düşebilir. Problem yok. Önümüzde çok güzel bir dönem geliyor aslında. Yavaş yavaş işte yaza doğru giriyoruz. Kamp malzemeleri olsun, işte bahçe dekorasyonu, garden olsun. Bunlar barbekü özellikle canlandıracak dönemler geliyor. Berk Bey, sizin bu sezonla ilgili düşünceniz nelerdir? Özellikle Şubat, Mart ayları. Artık evet özellikle Kuzey Amerika pazarında yani Amerika Kanada için konuşayım. Dediğin gibi ada yaz geliyor, bahar geliyor daha doğrusu. Artık biraz da home improvement house ürünlerinden daha gardenlara, barbekü ürünlerine geçtiğimiz bir dönem. Burada bu ürünlerin analiz edilmesi, keyword çalışmalarının iyi yapılması kullanıcılara bu orta Q döneminde satışlarını tetikleyecek ürünlerdir. Bu ürünlere odaklanabilirler.
Tabii tamamen hesap sağlığımız ve algoritmamızı düzgün tuttuğumuz takdirde önümüz açık bir şekilde yeni sezonlara açılabiliriz. Dediğiniz doğru. Ürün listelemeyi neye göre neye dikkat etmemiz lazım? En çok satan kategori nelerdir? Şimdi kategori ismi vermeyebilirsin ama neye göre dikkat ettiğinden bahsedersen seviniriz belki. Ya şöyle aslında her kategoride ürün satıyor. Yani müzik kategori, yani ne bileyim müzik alet edevatı kategorisinde House'a, Home Improvement'a ya da ne olabilir? Dediğim gibi ya da bahçe ürünlerine kadar her ürünün belli başlı satan ürünleri var zaten. Yani ben şey diyemem ya da otomotiv mesela çok satan yine bir sektör. Burada şey önemli, yani sezonsal bir ürün bulup çok mu satacağım yoksa genel bir ürün bulup her dönem mi satacağım? Kullanıcıların yine burada ona karar vermesi gerekiyor. Bence her kategoriden satışlar yapılabilir ki uzak durmanız gereken her zaman da söylüyorsunuz. Zaten beauty kategorisinden uzak durun ya da ne bileyim baby kategorisinden sonrasında bence pet kategorisi satılabilir ama ben pet kategorisinden de biraz mağdur oldum geçmişte birkaç üründen. Oradan da Tabii. uzak duruyorum. Bu ürünlerin dışında saymış olduğum otomotiv, elektronik gibi ürünlerde satışınızı yapabilirsiniz. Hiçbir problem Evet. olmaz. Ya Mağaza ürün sahibi araba da getirildiği aslında sürece. başlı başına çok önemli, detaylı bir şey. Zaten bizim dropshipping'in %80'i ürün aramaya dayalı. Ürün bulmazsak ortada bir şey yok aslında. Bu noktada tabii ki de ilk başta yasaklı ürünler girmememiz gerekiyor. Nedir bunlar? Yanıcı, patlayıcı, sıvı. Bunlara girmememiz gerekiyor. Bunları doğru adımlarla ilerlersek ürün aramada bir problem yaşamayız. Özellikle Meksika'da mesela işte toz moz eğer bulundurursa onlar çok çok sıkıntı yaratıyorlar. Yani benim vergi diyorum, gümrükte sıkıntı olduğum birkaç ürün oldu. Evet, ses gitti sanırım. Var mı şu an bir problem? Pardon, kesildi galiba. Heh, şu an geldi. Ürünün geri döndüğü vesaire birkaç ürün oldu. Orada özellikle Meksika pazarında onlar biraz daha müşkül pezent ürün konusunda muhakkak içinde pil bulunan ya da toz bulunan, tahta bulunan ürünlerden şu an için aklıma gelenler bunlar. Uzak durmalarını öneriyorum. Evet. Amazon'da herhangi bir ürün yükleme limiti var mı? Günlük veya genel? Haftalık 1000-1200 limiti var Amazon'un ilk baştan hesaplar için. Günde 50 ile başlayıp ilerleyen süreçte günlük 100 ürün ekleyebiliriz mağazamıza. Tabii ki de limiti var. Berk Bey, siz nasıl ürün ekliyorsunuz? Artık sizin mağazanız oturmuş bir mağaza. Günde kaç ürün yüklüyorsunuz mesela mağazalarınıza? Ya artık ben de bu noktada şey yapıyorum. Biraz daha spesifik, biraz daha daraltıyorum. Hani işte 200 tane, 300 tane yani yeni başlayacak olan bir mağazadaki stratejiden ziyade daha az üründe daha fazla satış yapmayı hedefliyorum. O yüzden yani 50 ile 100'ü ben çok aşmıyorum bu süreçte ama işte Buybox alımından önceki mağazalarında, test mağazalarında şeyi uyguluyoruz. Günde 100 tane, 200 tane eğer mağaza biraz daha oturmuşsa 200'e, 300'e kadar çıkartıyorum bunu. Ki dediğim gibi buradaki o iki strateji önemli. Trafiği Mağazanızın arttırmaya yönelik yapıyorsunuz büyük tabii ihtimalle. tabii trafik artmalı ki orada belki müşteri aşağıdaki seçeneklerden neleri satıyor diye Aynen. bakacak ya da bakmayacak. Evet. Trafikten de bahsediyorum bu arada arkadaşlar. Bizim mağazamız genel bir mağaza olduğu için Kanada'dan örnek verirsek. Biz Kanada'ya ürünler yüklüyoruz. Tabii ki sadece Home Kitchen'dan değil. Burada otomotivden de yüklüyoruz. Elektronikten de yüklüyoruz. Herhangi bir farklı bir kategoriden bizim mağazamıza gelen bir kullanıcı bu mağaza neymiş deyip atıyorum adası sonra basıp oradan bizim başka mağazalarda sattığımız ürünleri görebiliyor. Bu da bizim mağaza trafiğimiz demek. Mağaza trafiği bu açıdan çok önemli. Kişi başka bir ürünü ararken mağazamıza dikkatini çekebilecek başka bir ürüne denk gelebilir. Bu da satış potansiyelimizi arttıran bir etken aslında. Şu şekilde arbitrajla ilgili çok soru gelmiş. Arbitrajla ilgili. Varsa arbitrajla ilgili tavsiyelerinizi alalım o zaman arbitrajla bu Arbitrajla kadar. alakalı arkadaşlar arbitraj tedarikçi çok önemli. Arbitrajın işte retail arbitrajda biliyorsunuz o ürünü fiziksel olarak almanız gerekiyor. Online'da direkt olarak kendinize gönderilmiş gibi yani dropship yaparmış gibi gönderebiliyorsunuz. Sadece kaynak mağazanız dropshipping'den farklı olarak Amazon.com değil de lokal satıcılar Home Depot gibi, Walmart gibi ya da Canadian Tire gibi. Bu noktada dediğim gibi ürünlerin uzun dönemli olarak satılabileceğinden emin olun. Online arbitrajın en büyük sıkıntısı bu arada stoklardır. Ürün güzel bir şekilde satılabilir belki ama ürünün stokları çok çabuk bitebiliyor. Bu noktada dediğim gibi bunun takibasyonunu yapmak çok önemli. İşte ürünün sıklıkla gönderebileceğinden emin olmanız gerekiyor. Bu önemli. Ve eğer yeni bir mağazaysanız yani Amazon bunu desteklemiyor aslında. Şöyle desteklemiyor. Siz Amazon kullanıcısına ne bileyim kendi tire paketiyle bir şey gönderiyorsunuz. Şimdi bu ileriki dönemlerde aslında biraz da sıkıntı olabilecek olan bir şey. O yüzden bunu
fiziksel olarak alımı daha iyi olur. Hani kendiniz paketim yapıp gönderilmesi daha iyi olur. Bu noktada da işte ürünlerin biraz stoklanması var. Ürünün maliyetinin daha farklı bir açıdan değerlendirilmesi var. Bu noktalara dikkat etmek gerekiyor online Evet. alışverişte. Tamam. Kanada'da ortalama trafik ne kadar olmalı diyor. Ben buna kendi yorumumdan bahsedeyim. Envanter sayınızın %25 ve üstünde trafiğiniz varsa gayet güzel bir trafiktir. Atıyorum 1000 ürününüz varsa günlük olarak 250 üstünde görüntülenme alıyorsanız benim için idealdir. Sizin için nasıl Berk Bey, trafik oranı nasıl olmalı? Ya burada Emre Bey'in çok sevdiğim bir lafı var. Çok da katılıyorum. Bu doğru. Ben de buna katılıyorum ama işte öyle belli başlı ürünler oluyor ki ya o ürünün sıfır trafiği var ama o ürün satıyor. Çünkü o adamın ona çok ihtiyacı var. Ve aklıma gelen ilk şey mesela çivi tarzı ürünler ya da ne bileyim CloudTrack falan. Evet. Arz Ya talep ilişkisini yakaladık mı trafiğin de bir önemi kalmıyor demek istiyorsun. kesinlikle işte oradaki onun ihtiyaç varsa ve onu rekabetçilerinizden bulamayacak bir durumdaysa şayet ve tek arz eden ürünü sizseniz orada talebi oluşturuyorsunuz işte. O da çok önemli. Orada da ona bakılması Aynen. gerekiyor. Ya bu şunda da bir örnek aslında. Sürekli buy box buy box diyoruz ama buy box olmayıp, lowest olmayıp, tek satıcı olmayıp satış yaptığınız ürünler de var tabii ki. Onları direkt mağazamızdan çıkarın diyemiyoruz. Tabii ki buy box'ın olması bizi öne çıkaran güzel bir etken. Hani aslında bu ilk baştaki tabulara takılmamak da gerekiyor. Biraz daha genel, organik satışlara da yönelmek gerekiyor. İlk başta başladığımız zamanlarda ürün seçerek eklemek istiyor kullanıcılar. Ama aslında bunu yapmamamız gerekiyor. Bizim atıyorum 1 dolar karlılıkla satış yaptığımız ürün bize çok iyi bir trafik kazandırıp diğer ürünlerin satışını da etkileyebilir. O yüzden benim ilk başta tavsiyem Product Bot havuzunda bulduğumuz ürünler zaten kriterlerimize uygun ürünler. Bunları günlük olarak eklemeye devam edersek bizim mağazamıza tabii ki de bir artısı var. Siz bu noktada artık geldiğiniz seviyede ürün eklerken Product Bot'ta bulduk ürünleri, Product Bot'un havuzundaki ürünleri eklerken herhangi bir ikinci bir filtreden daha geçiriyor musunuz? İşte sales rank olsun, stok sayısı olsun, karlılığı olsun. Neye göre ürün ekliyorsunuz oradan? Ya burada ya benim yaptığım iki tane açıkçası ayar var artık daha şöyle eğer yeni mağazalarda ben de genel olarak diğer kullanıcılar ne yapıyorsa aslında aynısını yapıyorum. Genel olarak bir ürün araması yapmaya çalışıyorum. Daha sonrasında eğer varsa oradaki Amazon Choice açıyorum falan ama burada Vanamese'nin sunduğu çok güzel bir filtreleme var orada. Amazon Choice. Ki bilmiyorum diğer Evet. şeylerde de var mı yok mu ama Yok, başka yazılımlar değil. çok yani güzel bir detay mesela. Ya onu açarak spesifik olarak o kategorinin çok satan ürününü buluyorum. Ya da onu açmıyorum. Seninki 1 ile 300 bin 400 bin arası yapıyorum. Ki orada hani çok satan ürünleri sadece ben onu bulayım. Bana satış getirebilecek ama seninki olmayan potansiyel ürünleri hiç karşıma çıkarmasın diye. Anladım. Peki günlük olarak mağaza temizliğinizi nasıl yapıyorsunuz? Günlük olarak mesela ilk başta girdiğinizde Amazon'dan mı bir temizlik yapıyorsunuz yoksa Vanamese envanter bölümünden mi? İlk önce ben hep her gün şeye bakarım zaten fixtir. İşte Amazon Account Health'ten herhangi bir uyarı gelmiş mi? Silinebilecek bir şey var mı? Ya da mailime buy box olamayacak ürünlerin listelenmesi gelmiş mi? O gelmişse zaten hiç oradan onu teker teker asilini bulup inventory kısmına yapıştırmam. Direkt olarak Amazon'da seller account'taki inventory kısmındaki sıkıntıya düşmüş olan ürünlerin ne bileyim işte orada approval required diyebilir ya da pricing issue diyebilir. Onların hepsini bir güzel temizlerim. Daha sonrasında her gün bunu yaparım. Account'ten kontrolünü sağladıktan sonra. Süper. Bir soru gelmiş. Kayıt olurken 30 Kanada doları ödedim. Şu an 13 pazar yeri açıldı ama kullanmıyorum. Diğer pazar yerlerine ürün yüklesem ekstra ücret öder miyim? Ve Ödersin. hangi ülkeyi önerirsiniz? Avustralya, Japonya, Arap Emirlikleri. Şimdi arkadaşlar bundan 2 ay önce 6 ay boyunca herhangi bir ücret ödemiyorduk 40 dolardan fazla. Ama yeni Amazon'un politikasına göre açtığımız her ülke için örnek veriyorum Japonya, Avustralya için ayrı ayrı 40 dolar ödüyoruz. Ama Amerika'da böyle bir sıkıntı yok. Amerika kıtasında tek bir 40 dolarla Meksika ve Kanada'da satış yapabiliyorsunuz. Zaten bizim tavsiyemiz ilk başta Amerika kıtasını açmak. Onun yanında Arap Emirlikleri ve Singapur'la bu dört ülkeyle satış yapmaya başlayabilirsiniz. Berk Bey, var mı sizinle bununla ilgili düşünceleriniz? Ya ne katkı sağlayabilirim o açıklamayı diye düşündüm de ben de aynı düşüncedeyim kesinlikle. Evet. Direkt olarak hani bütün hesapları aktif edip işte orada 2-3 ürünü koyayım. Orada işte 30 tane olsun. Orada da listelerimi yapayım dediğiniz zaman daha satışı ortada yok. Kurulmuş bir mağaza yok. Ve odağınızı bölerek mesela farklı farklı maliyetler çıkartıyorsunuz kendinize. Şey vardır ya Pareto kuralı vardır. Pareto kuralı der ki
bir üründen alacağınız fayda aslında %80'i sizin %20'lik çabanızdan, %20'lik emeğinizden gelir. %80'lik olan fayda. O yüzden burada odağı bölmeyin arkadaşlar. Eğer bir pazarda yönelecekseniz oradaki pazar ilk önce o mağaza otursun güzelce. Feedbackler otursun, algoritması otursun, sales rengi vesaire her şey otursun. Ondan sonrasında Kanada'da oturduğunuz ya da Birleşik Arap Emirlikleri'ne tamamen okey misiniz? Singapur'a, Kanada'ya ya da atıyorum Asya, Avustralya, Japonya'ya geçiş yapabilirsiniz. Ama ilk önce burada Evet. odaklanmak bir mağazaya daha önemli, Aynen. daha büyük karlılığı Aynen. getirecektir. Yani 13 pazar yerine satış yapmaya çalışıp hiçbirinden satış yapamamaktansa Kanada'dan başlayıp işte bir ikişer satış yapıp diğer pazar yerlerine yönelmek çok doğru, belki de dediği gibi de o şekilde ilerleyebiliriz. Evet. Oğuzhan Bey'den bir soru gelmiş. Product Bot arama yaparken FBA kütlesini kullanmasak ürün gönderim süresi çok fazla uzar mı? Çok aşırı derecede uzayacağını sanmıyorum. Bunda tabii ki bizim deneyimlerimizle de sabit. Sizin var mı belki de eklemek istediğiniz FBA butonunu kullanıyor musunuz ürün ararken? Ben kullanmıyorum. Çünkü şöyle üçüncü parti yazılı kullanıcılardan da ya daha doğrusu satıcılardan da sattığım ürünler çok oluyor. Bayağı da sattım. Şimdi bu noktada arkadaşlar teslimat süresinin belirsizliğinden korkuyor olabilirsiniz ama o noktada da yani siz üçüncü parti kullanıcıdan aldığınız üründe siz Amazon alıcısınız. Yani Amazon'un gözünde siz her zaman haklısınız. Eğer bir sıkıntı Aynen. yaşarsanız asla paranız kalmaz. Amazon'u muhakkak alırsınız. Zaten satıcı da bundan korkar. Size ulaştıracağı ürünün bir gün geciksin ya da siz bir sıkıntı yaşayıp onu A2Z Garanti Claim açarsınız eğer direkt olarak onu bizdeki yaşadığımız durumu o da yaşayacak. Aynen. Girmek istemezler böyle bir riske. O yüzden bence satış yapabilirsiniz. Yani tek bir dezavantajını şurada gördüm diyebilirim ben. İade etiketi oluştururken bana ücretsiz drop off veya pick off vermedi. Direkt üçüncü seçeneği verdi. O zaten istemediğimiz bir durum. Alan kişi kargo şubesine gidiyor ve kargo ücretini de kendi ödüyor. Bu Kendisi veriyor. istemediğim bir durum aslında. Benim yaşadığım tek dezavantajı bu aslında FBA Ya satışı orada da olmayan. işte ya tabii evet genel durum bu ama benim şöyle yapıyordum açıkçası. Yani eğer ürün sıkıntılıysa mesela adam yani eksik bir ürün yollamış ya da ürün bölüm kullanıcıya kırık dökük gitmiş vesaire. Sen bana bu ürünü böyle yolladın ve ben sana bu ürünü bir de üzerine para verip yollamak zorunda değilim. Eğer bana şu an bir prepaid label yollamazsa ben senin bu durumunu Amazon'a şikayet edeceğim. Ve sana A2Z Garanti Claim açacağım. Bunu dediğim zaman mesela bana direkt olarak refund'u yollamıştı. Hani bırak şey Süper. yollamayı. Evet. Burada da eğer öyle bir durum varsa izlenebilecek bir yol. Çünkü bu sizin hakkınız. Evet. Çok güzel bir cevap oldu. Şekilde. 16 ürünüm var. Trafik 850 günlük. Ortalama buy box alamıyorum. 16 ürün ve 850 grafik çok iyi. Cidden maşallah. Buy box alamamanız nedeni ürün sayınız az çünkü. Ürün ekledikçe böyle bir trafiğiniz varsa eğer buy boxlar gelecektir tabii ki de. Tabii ki de genel olarak mağazanızın grafiğine de bağlı olarak değişir. Satıcı hesabı direkt Kanada'da açıldıysa tüm Kuzey Amerika'da satış yapılabilir mi? Kanada'da açtıysanız Meksika ve Amerika'da satış yapabilirsiniz. Amerika'da zaten dropshipping yapmıyoruz ama FBA yapabilirsiniz. Singapur şu an ücretsiz mi? Peki öyle duyduk. Önerir misiniz? Singapur'da nasıl başlamalıyız? Çok teşekkürler bu arada. Singapur ücretsiz. Singapur'da satış yapıyor musunuz belki? Öncelikle onu sorayım. Ya valla daha geçen ay bir Singapur'da deneyelim diye bir hesap açılımı yaptık orada da. Orada da ürün yüklemesine devam ediyoruz. Hani test edeyim diye sadece nedir ne değildir diye. Ki sırf soran danışanlara daha iyi bilgi vereyim diye gittim hesap açtım yani Singapur'da. Şu an benim gözlemlerime ve testlerime göre Singapur Birleşik Arap Emirlikleri'nden de yavaş gidiyor. Yani Amazon öğrenmek için yeni başlangıçta sermayeni mühim tutmak için evet girilebilecek pazar ama Singapur pazarının trafiği oldukça düşük. Evet. Ama iyi ve spesifik ürünler bulunda satış yakaladığımızda gördüm ben Singapur'da da. Özellikle Home Anki için çok daha Ama popüler oluyor. evet. Ya o Ve spor kategorisi de aynı şekilde. artık her pazar için o geçerli olduğu için onu söylemedim bile. Yoksa keyword'ünüzü Aynen. iyi bulup ürünü koyduğunuz zaman orada da satılıyor muhakkak. Aynen. Trademark kullanıyor musunuz? Trademark. Trademark ben kullanmıyorum. Şimdi trademark şu yüzden kullanmıyorum. Belki ilk başlarda kullanılabilir. Çünkü ilk başlarda böyle bir mağazaya bebek hassasiyetine yaklaşmak gerekiyor ya. Ama artık biraz daha o sistem oturduğu zaman yani istediğim gibi at koşturabiliyorum açıkçası. Düzenli olarak kontrolleri de yaptıktan sonra
Trademark'tan herhangi bir ihlal geldiği zaman ya onu direkt kaldırıyorum ya da onun appeal'ını yazıyorum. Yani trademark kullanmıyorum. Süper. Amazon dedik ya, dalgalı bir okyanus gibi. Okyanus diyorum çünkü ucu bucağı yok. Sizin kendinizde ölçekleyip öğrenebileceğinizi, yapacağınız satışın sizi hangi noktaya getireceğinin gerçekten ucu bucağı yok. Çok büyük yerlere de getirebilir. Tamamen aynı olduğunuz yerde de kalabilirsiniz. Sizin verdiğiniz emeğe, çalıştığınız kişilere bağlı. Dalgalı diyorum çünkü suspentler, riskler ortada ama bu ticaret, de olsa ticaret. Burada kendimizi ne kadar iyi hazırlayıp zorluklara göğüs germeyi önceden bilirsek, bu şekilde kendimizi hazırlarsak burada başarısız olmamızın hiçbir nedeni yok. Ben yaptıysam herkes yapar, herkes başarabilir. Benim bütün söyleyeceklerim bunlar. Size de Tamam. teşekkür ederek Bitirelim sözlerimi artık. noktalayayım. Berk Bey, çok teşekkür ederiz bize katılıp bu Bilmukabele. bilgilerden bizi yararlandırdığınız için bizi de. Ben de aynı şekilde her türlü süreçte biz arkanızdayız zaten. Bununla ilgili kesinlikle bir problemimiz olmasın. Bence hızlı ve bir şekilde aksiyon almayı herkese tavsiye ediyorum. Çünkü ben çok düşünerek girdim ve o düşündüğüm zamanın keşke çoğunu deneyimleyerek geçirseydim diyorum kendime. O yüzden şimdi düşünme aşamasındaysanız bir an önce bir adım atmanızı herkese tavsiye ederim. Ve bu akşam katıldığı için herkese çok teşekkür ediyorum. Canlı yayını şimdi bitiriyorum. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar, görüşmek üzere.